Evet, şimdi burada buraları gördük. Gayet güzel. Bunların hareket etmesi bizim için güzel. Bunlar headingler. Bunlar çeşitli ürünler olabilir. Bunlardan birkaç satır yapabiliriz. Bir tanesi atıyorum en yeni ürünler. Bir tanesi en çok izlenenler gibi olabilir. Burada çeşitli bilgilerin olduğu bir yer var. Placeholder image demiş. Bunlar karşımıza gelmiyor çünkü ben herhalde bunun orijinalini mi kaldırdım? Ya da placeholder var burada sadece. Bir bakalım. Evet. Placeholder'lar var. Durum bu. Başka bir şey şu anda yok. Evet. Buradaki gibi gidecektik. Bizim için öncelikle veri tabanı ve ona bağlı şeyler lazım. Bir klasör yapımıza bir bakalım. CSS klasörü, fonts klasörü ve JavaScript klasörlerimiz var. Gayet güzel. İmajlar için bir img klasörü yapalım. img diyorum. img klasörünü yaptık. Include klasörü yapalım. Başka views'ler yapabiliriz. Bunun dışında da yönetim yapalım her zamanki gibi. Evet, klasörlerimiz tamam. Şimdi include'in içinde de olabilir. Diğer başka yerlerde de olabilir. Config dosyası yapalım. PHP file diyorum. En önemli dosyamız config.php. PHP file olarak yapıyorum. İçinde herhangi bir şey olmayacak. Bir tane Naviket açalım. Navikette lokale bağlanıp burada veri tabanı oluşturalım. Veri tabanımız DH Akademi olsun. UTF-8 olsun. UTF-8 General CE olsun. Okey diyelim. Davut Hoca Akademi olarak burada veri tabanımız bulunuyor. Şimdi config dosyasına geliyorum. Config dosyasında işlemler yapacağız. Öncelikle kullanıcı adımız önemli. Username'imiz root olacak. Daha sonra parolamız olacak. Daha sonra database'imiz olacak. Database'imiz DH Akademi. Daha sonra yönetim URL olacak veya dizin URL olacak. HTTP localhost bölü DH Akademi bölü yönetim. Ya da şöyle yapalım. Önce base URL'i yapalım. Base URL eşittir. Şu kısım olsun. DH Akademi olsun. Yönetim olsun. Bunun ismi yönetim. Burada da birleşmiş olsunlar. Dolar base URL nokta dolar yönetim URL yönetim olur. Echo dolar yönetim URL diyelim. Bir buna bir yazdıralım. Buradaki sıkıntı bunlar noktayla birleşmiyor herhalde. Pardon, ya da bu. Noktayla birleşmesi gerekiyor mu? Ondan emin değilim. Nokta koyuyoruz, evet. Bazen buralarda farklı şeyler olabiliyor. Neyse, test file diyelim. Enk bölü config. Evet, doğru yolu bulduk. Gayet güzel. Kom var ama benim komum olduğu için burada problem olur. Evet, bu şekilde.
Dolar host da tabii önemli. Dolar host. Bu pek değişen bir şey değil ama önemli değişecek bir şey. Dolar environment bu neyse ona göre işlem olması lazım. Local host bu. Başka ne olabilir? Production veya live development. Live veya development diyelim. Live veya development. Development'tayız şu anda. Evet. If dolar n veya n eşitse development'a burası çalışacak. Değilse de burası çalışacak. Klasik yaptığımız şeyler burada da geçerli. Evet, kopyalıyoruz. Hangisi ise onu göreceğiz. Burasında development yazsın. Development'taki URL'imizi görelim. Burada da live'ı görelim. Live diyelim. Burada da dhakademi.com diyeceğiz. Evet. Development'tayız. Şu anda live aldığımız zaman live dersek live olacak. Tabii ki birden fazla tabii Elsif'te diyebilirdik. Bu da tercih. Şu şekilde de olmasında bir sıkıntı yok. Live olursa bu. Daha garanti. Elsif. İkisi de değilse çalışmayacak. Bir sıkıntı yok. dhakademi.com. Şu an dhakademiye gidersek dhakademi bizi başka bir adresimize yolluyor. Evet, şu anda bağlantı değişkenlerimiz hazır. Şunları yoruma çevirelim. Home diyelim, yoruma çevirelim. Alt Shift F ile bunu düzenleyelim. Buradaki view'den bir saniye format, Alt Shift F ile formatlayalım. Boşluğunu atalım. Buraya yorum olarak server'da mıyız? Kod tasarım ve tasarım aşamasında mıyız? Bunu soruyoruz. Development tasarım yoksa live server'da mıyız? Server'da diyebilirdik buraya. Ama live diyelim. Farklı bir şey, çok önemli değil bu. Evet, şu anda bağlantı ile ilgili değişkenler hazır. Bir sonraki derste bağlantı yaparak devam edeceğiz.